Tonguç Akademi'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ışığın kırılması ve mercekler. Nelerden bahsedeceğiz bu konu başlığı altında sizlere? Hemen dersimizin yol haritasına bakalım. Bir kere ne dedik? Temel konumuz ışığın kırılması. Temel kavramlarından bahsedeceğiz sizlere. Kırılma kanunlarını anlatacağız. Sınır açısı ve tam yansıma olaylarından bahsettikten sonra ince ve kalın kenarlı merceklerde hem özel ışınlara hem de görüntü oluşumuna bakacağız. Ancak bunlara bakmadan önce hemen Dinamo Soru Bankamızdan ödevlendirmelerimizi yapalım sevgili arkadaşlar. Dinamo Soru Bankamızdan sayfa 186 ile 202 sayfaları arasındaki testlerimizi ne yapıyoruz? Çözüyoruz sevgili arkadaşlar. Bu bizim için ışın kırılması ve mercekler konusunda olan hazırladığımız testlerimiz. Bunları çözdükten sonra konumuz pekişmiş olacaktır. Ayrıca hemen bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Malum sınav zamanı yaklaşıyor. İkinci yazılılarımız kapıya dayandı değil mi? Ne yapacağız? Hemen ikinci yazılı notları kitabımızı alacağız sevgili arkadaşlar. Buradan bütün derslerle ilgili olarak ikinci yazılıda karşınıza çıkabilecek olan kısımları derledik sizler için. Tabii ki hemen alıyoruz. Fizik bölümünü açıyoruz. 121'den itibaren fizik notlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bizim bugünkü konu başlığımız neresi? Sayfa 150 ile sevgili arkadaşlar 155 arasındaki notlarımız sizin için ışığın kırılması ve mercekler ile ilgili olarak oluşturduğumuz notlar. Sınavlarda çok işinize yarayacağını düşünüyoruz. Çünkü tamamen ikinci sınavlar odaklı olarak hazırlanmış bir kitapçık bu. Göz gezdirmenizde, incelemenizde fayda var diyerek hemen dersimize başlayalım. Ne dedik? Öncelikle konu başlığımız neydi? Işığın kırılmasıydı. Peki, ışığın yansımasının bir yüzeye çarpıp geri dönmesi olduğunu biliyoruz. Peki, kırılma ne demek? Kanunlar bunlara göre nasıl değişiyor? Hemen bunlarla başlayalım dersimize. Bir kere, kırılma. Yoluna devam etme anlamına da düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Hani yansıtıcı bir yüzeye çarpıp geri dönüyordu ya. Burada ne denir? Işık ışını bir ortamdan başka bir ortama geçiyor. Ancak yoluna doğrultu değiştirerek devam ediyor. Işığın yoğunlukları, yani kırıcılık indisleri farklı olan saydam bir ortamdan başka bir ortama geçerken doğrultu ve dikkat et buraya hız değiştirmesine ne diyorum ben? Kırılma diyorum. Işık maddelerde yoğunluk derecesine göre tabii ki farklı hızlarda ve doğrultularda ilerleyecektir. Mesela hava için az yoğun ortam diyoruz, su ve cam için çok yoğun ortamlar diyoruz. Ya da ortam yerine, yoğun ortam yerine kırıcılık indisleri kavramlarını kullanıyoruz. Kırılma indisi büyük dediğimiz zaman yoğun bir ortam, kırılma indisi küçük dediğimiz zaman daha az yoğun bir ortam düşünebilirsiniz. Herhangi bir ortam içerisinde kaynağından çıkan ışık ışını yoğunluğu farklı bir ortama girdiğinde neyi değişecek? Tekrar edelim. Doğrultusu ve hızı değişecektir. Hemen burada hani ışıktan bahsediyoruz ya, küçük bir dipnot paylaşmak istiyorum sizlere. Bunu ilerleyen derslerde de anlatacağım sizlere ama hazır yeri gelmişken birazcık bahsetmek istiyorum. Işık prizması arkadaşlar, eminim çoğunuzun zaten nedir? Duyduğu ifadelerdir. Şimdi biz günlük hayatta değil mi? Ne yapıyoruz? Işık, beyaz ışık kullanıyoruz. Yani baktığımız zaman bir gökkuşağı oluşumu gördüğünüz zaman acaba gökkuşağı nasıl oluşuyor diye sorarsanız işte bana aslında burası onu anlatıyor olacak. Işığı kırmak için kullandığım optik aletlerden bir tanesi de nedir? Cam prizmalardır, ışık prizmalarıdır. Sen bir cam prizmaya beyaz ışık gönderdiğin zaman prizmadan çıktığında beyaz ışık kendini oluşturan renklere ayrılır. Gökkuşağı da böyle oluşur zaten. Sen bunu cam prizmaya gönderdiğin zaman ışık ışını gönderildiğinde kırılma açısı küçükten büyüğe doğru kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor sıralamasıyla ne yapacaktır? Kırılmaya uğrayacaktır. Prizmalarda bundan tekrar bahsedeceğim. Yeri gelmişken sorularımın içinde olduğu için küçük bir anlatmak istiyorum. Kırılma açısı küçükten büyüğe dedik. Nedir? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Bunu nasıl kodluyorduk? Kutu sayamam olarak kodluyorduk. Şu üstteki mavi, alttaki de mor olarak yazmanızda fayda var arkadaşlar. Bir dipnot olarak düşünebilirsiniz bunu. Peki ben ışığın kırılmasında hangi temel kavramları bilmek zorundayım ki gelen soruları anlayıp cevaplayabileyim? Bir kere nedir? Kırılma. Bak, ışık ışını hava ortamından geldi. Çok yoğun, yani su ya da cam ortamına geçiyor. Işık ışını geri dönmüyor. İlerlemek istediği doğrultuda ilerliyor. Ancak ne yapıyor? Doğrultusu ve hızını değiştirerek ilerliyor. Yani yoluna devam ediyor. Gelen ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açıya ben ne diyeceğim? Gelme açısı diyeceğim. Hocam normal neydi? Yüzeye dik olarak çizdiğim hayali çizgiye ben ne diyordum? Normal diyordum. Gelen ışın, kırılan ışın, artık yansıyan ışın demiyorum. Gelen ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açı gelme açısıdır. Kırılan ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açı nedir? Kırılma açısıdır. Şimdi yansımada neydi? Gelme açısı yansıma açısına eşitti ama burada öyle bir şey yok. Ortam değiştirdiği için gelme açısı kırılma açısına eşit değildir sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Gelen ışın
ışığının doğrultusuyla kırılan ışının arasındaki açıya ben ne diyeceğim? Sapma açısı diyeceğim. Lütfen buna çok dikkat et. Nedir? Bak şimdi. Bu ışın hiç kırılmadan devam etseydi nasıl ilerleyecekti? Bu şekilde ilerleyecekti. İşte gelen doğrultuyla kırılan ışın arasındaki açı da benim için nedir? Sapma açısı olarak karşıma gelecek. Peki hocam bunun kuralları neler? Gelen ışın, kırılan ışın, az yoğun ortam, çok yoğun ortam arasındaki bağıntı ne? Hemen gel bakalım bir kere. Gelen ışın, kırılan ışın ve normal aynı düzlemde olacaktır. Yansıma kanunlarıyla burası aslında ne yapıyor? Örtüşüyor. Gelen ışın, kırılan ışın ve nedir işte? Normal aynı düzlemde meydana geldi. Sinel yasasını birazdan anlatacağım. İkinci ortama geldiğimiz zaman yani şu bağıntıyı hemen anlatıyorum. Gelme açısının sinüsünün, kırılma açısının sinüsünün oranı sabittir sevgili arkadaşlar. Şimdi bak, gelme açısı, kırılma açısı. Bunların sinüslerinin birbirine oranları sabittir. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Sinel yasası diyoruz. Bu oran ortamların kırıcılık indislerinin bir oranı olarak karşıma gelecek. Şimdi şuraya bir dikkat etmenizi istiyorum. Sinel yasasında bana diyor ki N1 çarpı sinüs alfa eşittir N2 çarpı sinüs beta. N1, N2. N1 ortamı diyelim, N2 ortamı diyelim. Birinci ortam, ikinci ortam. Az yoğun, çok yoğun ortam olarak ifade ediyorum. Sin alfa sin beta'yı oranladığım zaman sevgili arkadaşlar şurası 2-1 olarak. Düzeltme yapalım. N2 bölü N1 eşittir V1 bölü V2. Şimdi bir ışık ışını çok yoğun ortamda tabii ki ne yapacaktır? Daha yavaş ilerleyecektir. Kendinizden düşünün sevgili arkadaşlar. Siz kalabalık bir ortama girdiğiniz zaman aynı hızınızda ilerleyebiliyor musunuz? Hayır. Ne yapıyorsun? Hızını azaltarak ilerliyorsun. Doğru mu? Ya da kalabalık bir ortamdan tenha bir ortama çıktığın zaman ne yapıyorsun? Daha hızlı ilerliyorsun. İşte ışık ışını çok yoğun ortamda yavaş, az yoğun ortamda ne yapar? Hızlı ilerler. Peki hocam, kırılan ışın normale yaklaştı, uzaklaştı diye kavramlar diyoruz. Bunlar ne? Gel bakalım bunlar neymiş? Kırılma indisi küçük olan ortama az kırıcı yani az yoğun. Kırılma indisi büyük olan ortama çok kırıcı yani çok yoğun ortam diyeceğiz ki kırılma indisini küçük N sembolüyle, N sembolüyle göstereceğiz. Buraya dikkat etmeni istiyorum. Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Bak az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Şimdi şurası benim normalimdi değil mi? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldim ben ne yaptım? Normale yaklaşarak kırılarak yoluma devam ediyorum. Tam tersini düşün. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiğini düşün. Normalden uzaklaşarak kırılıyorsun. Lütfen bunlara dikkat et. Azdan çoğa geçerken normale yaklaşıyorsun. Çoktan aza geçerken normalden uzaklaşarak ne yapıyorsun? Yoluna devam ediyorsun. Yani kırılma açını arttırıyorsun çoktan aza geçerken. Bunlar en önemli temel kavramlardı. Bu 2-3 tane temel kavramı bilirsen kırılmayla ilgili sıkıntı yaşamayacaksın. Başka bir kuralımıza bakalım neymiş dördüncü kuralımız. Bir ortamdan başka bir ortama geçen ışığın hızı o ortamın kırıcılık indisiyle nedir sevgili arkadaşlar? Ters orantılıdır. Kırıcılık indisi büyük yani yoğun bir ortamda ışık daha yavaş ilerler. Kırıcılık indisi büyük ise ışık daha yavaş hareket edecek. Küçük ise daha hızlı hareket edecektir. Mesela baktığımız zaman cam havaya göre kırıcılık indisi olarak daha yoğun bir ortam değil mi? O yüzden ışığın camda ilerleme hızı havada ilerleme hızından daha azdır. Lütfen dikkat et. Havadan bak şimdi yüzeyin normalini çiziyorum. Havadan cama geldi. Şimdi bu ışık devam etseydi böyle gidecekti. Ne yaptı? Normale yaklaşarak kırıldı camda. E şimdi tekrar camdan yüzeylerde de normal çizerken lütfen ışık ışının değdiği noktadan normal çizeceksiniz. Camdan tekrar havaya geçti. Ne yaptı? Bak normalden uzaklaşarak yoluna devam etti. Hızlı, yavaş, hızlı olarak sıralayabiliriz bunu ışığın ilerleme hızından. İstisnai bir iki tane durumumuz var ki bunlar dikkat edersen yansımada da geçerli olan kanunlardı. Yüzeye gönderilen ışının eğer gelme açısı 90 derece ise yani ışın yüzeye dik geliyorsa normal gibi geliyorsa ortam değiştiren ışının hızı değişir ancak ve ancak ilerleme doğrultusunda bir değişiklik olmaz. Lütfen buna dikkat et. Sen ışık ışınını yüzeye 90 derece olacak şekilde gönderiyorsan normalde bak havadan suya geçiyor kırılması lazım değil mi? Ama yüzeye dik bir şekilde gönderdiğin için kırılmadan dik bir şekilde yoluna devam ediyor. Hızı değişir mi? Değişir. Ya hızlı, yavaş, hızlı olarak değişir. Tam tersi de mümkündür arkadaşım. Burada suya gönderdik, burada cama gönderdik. Hiç fark etmez. Yüzeye dik bir şekilde gönderdiğin zaman kırılmadan aynen yüzeyi terk edebiliyor. Bu istisnai bir durumda lütfen ama lütfen dikkat et. Şimdi sınır açısı ve tam yansıma ki günlük hayatta artık hem teknolojinin hem de işte bu çevre düzenlemelerinin birçok alanında kullanılan iki tane kavramdır. Birbirini destekleyen iki tane kavramdır. Nedir peki bunlar? Şimdi diyor ki bazen
Sen çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışık ışını gönderdiğin zaman hiç ışık ışını çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmeden aynı ortamda yansımaya uğruyor. Bak kırılmaya değil, yansımaya uğruyor. Dolayısıyla işte biz buna ne diyoruz? Tam yansıma diyoruz. Peki hocam, tam yansıma hangi durumlarda meydana gelir? İşte buraya dikkat edeceğiz. Diyor ki şimdi sen gelme açısı belli bir açı değerine ulaştığında kırılma açısı 90 derece olur diyor. Bak şimdi gelme açısı neresiydi? Normalle değil mi? Gelen ışın arasındaki açıydı. Diyor ki gelme açısı öyle bir değere ulaşır ki kırılma açısı 90 derece olur. Dolayısıyla ve ışın ortamları ayıran yüzey üzerinde hareket eder. Kırılma açısını 90 derece yapan gelme açısına sınır açısı denir. Gel bunu ne yapalım? Şekil üzerinde gösterelim. Bak şimdi burada diyor ki sen diyor öyle bir açıyla gönderiyorsun ki buradaki şeyi ışık ışınını çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışık ışını diğer az yoğun ortama geçemeyip yüzeyleri ayıran çizgi üzerinden yoluna devam ediyor diyor. İşte bak burada ne oldu? Kırılma açısı kaç derece oldu şu anda? 90 derece oldu. Baksana yüzeyle 90 derecelik açı yapmıyor mu? İşte diyor ki kırılma açısını 90 derece yapan bu açıya biz ne diyoruz? Sınır açısı diyoruz. Yani eğer senin yüzeyini böyle ne diyelim üzerinden kayarak gidiyorsa şuradaki açın senin artık için nedir? Sınır açısı olarak meydana gelecektir. Işığın sınır açısından daha büyük bir açıyla geldiği zaman ikinci ortama geçemiyor ve geldiği ortama geri dönüyor. İşte ben de buna ne diyorum? Tam yansıma diyorum. Bak dikkat et diyor ki sen eğer buradaki ışık ışınını sınır açısından daha büyük bir açıyla gönderirsen hiç diğer ortama geçemez ve geldiği ortamda yansımaya uğrar. İşte bu olayda benim karşıma ne olarak geldi? Tam yansıma olarak gelmiş oldu. Buraya çok dikkat edeceksin. Çünkü sınavlarda en çok karşıma gelen noktalardan bir tanesi bu. Kırılma açısını 90 derece yapan gelme açısına sınır açısı diyorum. Sen eğer ışık ışınını sınır açısından daha büyük bir açıyla gönderirsen ışık ışını hiç diğer tarafa geçmeye tenezzül dahi etmez. Geldiği ortamda yansıma yaparak yoluna devam eder. Lütfen ne yapacaksın? Buna dikkat edeceksin. Bir de paralel kayma olayımız var sevgili arkadaşlar. Test sorularında özellikle çok fazla karşınıza çıkar. Ne demek olduğunu anlatalım. En azından bilmiş olun. Paralel yüzlü. Ne demek paralel yüzlü? Hava, cam, hava. Yani sen hava ortamında bir cam koyuyorsun. Oradan hava ortamından cam ortamına ışık ışını gönderiyorsun ya da su ortamına gönderebilirsin. Paralel yüzlü bir ortam. Cam gibi diyelim. Başka bir ortamın içine konulduğunda gelen ışının paralel yüzlü ortamdan geçtikten sonra doğrultusu değişmez. Ne demek? Bak şuradan bahsediyoruz. Tamam mı? Şuradan bahsediyoruz. Fakat bir kaymaya uğrayacaktır. Paralel kayma miktarı diyoruz biz buna. Ne diyoruz? Paralel kayma. Paralel kayma miktarını neyle gösteriyoruz? X ile gösteriyoruz. Camın kalınlığını D ile gösteriyoruz. Alfa ve teta açılarını zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Paralel kayma miktarı yani şu gitmesi gereken doğrultu ile gittiği doğrultu arasındaki miktar nelere bağlıdır? Bak diyor ki ortam kalınlığına bağlıdır. Alfa teta açılarına bağlıdır. Ortam kalınlığı ve indisler arasındaki fark arttıkça kayma miktarı artar. Test sorularının en çok karşınıza gelen cümle de budur. Paralel kaymayı da bu şekilde ifade edebiliriz sizler için. Şimdi ışığın kırılmasında son demlerdeyiz artık arkadaşlar. Görünür derinlikten bahsedeceğiz sizlere. Neden bahsediyoruz aslında? İşte sen yukarıdan havuzun içindeki dibindeki taşlara bakıyorsun. Ya da denizin içindeki balığa bakıyorsun. Ya da balık sana bakıyor. Böyle düşüneceğiz. Görünür derinlik. Nedir bu? Şimdi ben yukarıdan suyun içerisine baktığım zaman aslında balığı olduğu yerden daha yakınmış gibi görüyorum değil mi? O yüzden böyle bir el hareketiyle hani yakalamaya çalışıyoruz onları. Ya da hani havuzun içinde bir şey düşürdüğünüzü farz edin. Ya da bir suyun içerisine, su birikintisinin içine bir şey düşürdüğünüzü fark edin. Sanki daha yakındaymış da böyle elinizi uzatır uzatmaz alacakmışsınız gibi olur ama aslında daha derindedir o. Nedeni nedir? Tabii ki ışığın kırılması ile oluşan bir illüzyondur arkadaşlar. Şimdi görünür derinlikten bakalım. Deniz, göl gibi su kenarlarında su içindeki balık ve cisimlerin gözümüz tarafından algılandığı derinliğine ben ne diyorum? Görünür derinlik olayı diyorum. Aslında bu nedir? Yanıltıcı bir derinliktir. Eğer gölün bulunduğu yer az yoğun yani hava gibi bir ortam ise daha yoğun bir ortam olan suyun içindeki cisim ya da balıkların bulunduğu konum daha yakında görünür. İşte bunun nedeni denir kırılma kanunları. Bir dik gönderirsin geri gelir. Bir de bakıyorum değil mi ışık ışınları gönderiyorum yansıyıp bana geri dönüyor görebilmem için. Şimdi ben gözden cisme ışın göndereceğim. Işın o cisme çarpıp yansıdıktan sonra benim gözüme gelecek ki anca öyle görebileyim. Eğer gözün bulunduğu yer su gibi daha yoğun bir ortam ise cismin bulunduğu yer daha az yoğun bir ortam ise cismi gerçek yerinden daha uzak hani
Az yön çok da onda daha yakındaymış gibi göreceğiz. Şurayı bir tekrar edelim. Eğer gözün bulunduğu yer su gibi, şuradan bakıyorum. Yani şu anda balık bana bakıyor. Tamam mı? Bak balık bana bakıyor. Eğer balık bana bakıyorsa ben bulunduğum yerden daha uzaktaymış gibi görüneceğim sevgili arkadaşlar. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakıyorsanız eğer, sizin baktığınız ortam çok yoğunsa daha uzaktaymış gibi göreceksiniz. Peki tam tersini düşünelim. Tam tersini düşünelim. Eğer ben az yoğun ortamdaki kişi çok yoğun ortamdaki cisme bakıyorsa ya da işte ne bileyim kişiye bakıyorsa nasıl göreceğim o zaman onu? Bulunduğu yerden daha yakında göreceğim. Ben balığı daha yakında görürüm, balık beni daha uzakta görür. Peki ben hangi bağıntıyla hesaplayacağım onu? Bazen değil mi işte görünür derinlik nedir? İşte cismin bulunduğu ortamın kırılma indisi, benim gözümün bulunduğu ortamın kırılma indisi nedir sevgili arkadaşlar? Bunlar önemli ifadeler olarak benim karşıma geliyor. Peki ben o bağıntıları hangi ifadeyle bulacağım? Hemen bakalım buradan neyle buluyormuşum. Hava ortamından su ortamına bakan bir gözün gördüğü derinlik aşağıdaki bağıntıyla hesaplanacak. Bak H üssü, gördün mü? H üssü dediğim şey benim hayali olarak cismi gördüğüm yer. Gözün bulunduğu ortamın kırılma indisi, cismin bulunduğu ortamın kırılma indisi. Ne yapacaksın? Bunları da bu şekilde detaylı açıkladık zaten. Lütfen dikkat et. Sen şu bağıntıyı ister az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakan kişi için yap. Yani sen ve balık için yap. İster balık ve sen için yap. Hepsinde dikkat edeceksin. H neresi? H üssü neresi? NG neresi? NC neresi? Bunlara sadece dikkat edersen gerçekten başka bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum bu konuyla alakalı olarak. Bak tam tersi işte. Ne yapıyorum? Göz burada, balık burada. Bak bağıntım yine ne? Kuş. Bu sefer kuşa bakıyorum. Ben denizin içinden kuşa bakıyorum. Hayal dünyası geniş arkadaşlar. İstediğiniz ortamdan istediğiniz yere ne yapabilirsiniz? Bakabilirsiniz. Görünür derinlik bağıntısını bu şekilde ne yapıyorsun? Hesaplıyorsun. Şimdi ışığın kırılması dediğimiz zaman hani biz ne yaptık şimdiye kadar? Hep işte hava ortamını, su ortamını yani yoğunlukları birbirinden farklı ortamlar kullandık. Ancak ben ışığı mercekleri kullanarak da kırabilirim. Aynaları ne için kullanıyordum? Yansıtma için kullanıyordum. Mercekleri ya da cam prizmayı, ışık prizmasını ne için kullanırım? Işığı kırmak için. Yani yine doğrultusunu değiştirmek için. Bazen renklerini ne yapabilirim? Ayırmak için de kullanabilirim. Şimdi baktığımız zaman mercekler ışığı kurmak için kullanılan optik aletlerdir aslında bunlar. Temel kavramları nedir merceklerin? Kaça ayrılır? Bunları öğrenelim beraber. Mercekler sevgili arkadaşlar kalın kenarlı ve ince kenarlı olmak üzere iki şekilde incelenecektir. Genel olarak mercek. Merceğin tam orta noktasında ve asal eksen üzerindeki noktaya ben ne diyorum? Optik merkez diyorum. Yine bak tümsek aynalarda ya da çukur aynalarda olduğu gibi ne var? Aynayı tam ortadan ikiye kesen bir asal eksenim var, hayali çizgim var. Merceğin tam orta noktası olan bu noktaya da ne diyorum? Optik merkez diyorum. O sembolüyle gösteriyorum. Şimdi ince kenarlı merceklerimi, kalın kenarlı merceklerimi teker teker ne yapacağız? Tanıyacağız. Ama ondan önce neyimiz vardı? Aynalarda hatırla. Odağımız ve merkezimiz vardı. Burada tamamen odak noktasına odaklanıyoruz diyelim. Tek renkli ışık ışınları merceklerin asal eksenlerine paralel olarak gönderildiğinde ışınlar merceğin yapısı göre yani ince kenarlı ya da kalın kenarlı olmasına göre bir noktada toplanır veya bir noktadan dağılırlar sevgili arkadaşlar. İşte biz o toplandıkları ya da dağıldıkları, dağılıyormuş gibi göründükleri noktaya ne diyoruz? Odak noktası diyoruz. Yine aynalarda olduğu gibi F sembolüyle, büyük F sembolüyle gösteriyoruz. Peki hocam hangi mercekler topluyor, hangi mercekler dağıtıyor? Bize bunlardan bahsedin. Şimdi odak uzaklığı denen bir kavramımız var. Nedir odak uzaklığı? Odak noktasının merceğe olan uzaklığına ben ne diyorum? Odak uzaklığı diyorum. Mesela bir tane şöyle mercek çizelim. Asal eksenimizi çizelim. Şurası ne olsun? Odak noktası olsun. İşte merceğin odak noktasına olan bu uzaklığına ne diyorum? Ben odak uzaklığı diyorum. Test sorularında çok geldiği için burayı da söyleme gereği hissediyorum arkadaşlar. Odak uzaklığı nelere bağlı olarak değişir? Merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisine bağlı olarak değişir. Merceğin bulunduğu ortamın kırılma indisine bağlı olarak değişir. Merceğin eğrilik yarı çapına bağlı olarak değişebilir. Işığın rengi gibi niceliklere nedir? Bağlıdır. Şimdi burayı neden söylüyorum? Hatırlıyor musun? Dersin başında ben sana kutu sayamam diye bir sıralama yapmıştım. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. İşte bu renkler çocuklar merceğe gönderildikleri zaman az kırılandan çok kırılana doğru yani kırılma açılarına göre sıralanmış bir halidir. Dolayısıyla ışık ışını kırmızı ise ne yapacaktır? İşte kırılması biraz daha farklı olacaktır. Morsa daha farklı bir uzaklıkta kırılacaktır. İşte ışığın rengine bağlı olarak da nedir? Odak uzaklığı ne yapabilir? Değişebilir. Yansımada neydi? Işığın rengi önemli değildi. Ama kırılmada ışığın rengi önemli. Lütfen dikkat et. Şimdi merceklere bakalım hemen.
Işığın kırılması sonucu ışık ışınları bir noktada toplayan ya da bir noktadan dağılıyormuş gibi gösteren optik aletler mercek olarak karşıma gelmişti. Merceklere gönderilen ışınlar bir noktada toplanır ya da o noktadan dağılır. Neye göre dağılır? İnce kenarlı ya da kalın kenarlı olmasına göre dağılır. İşte ve odak uzaklığımız yine karşımıza geldi. İnce kenarlı merceklere bakalım. İnce kenarlı mercekler ışığı kırarak bir noktada toplayan merceklerdir. Dolayısıyla odak noktasıdır o nokta. Peki genel özellikleri nelerdir? Yansıma kanunlarıyla aynı çocuk. Hani ben küresel aynalara mesela asal eksene paralel gönderdiğim odaktan geçecek şekilde yansıyordu ya. Burada da kırılma kelimesini kullanacağız. Diyoruz ki asal eksene paralel gönderdiğin ışın odaktan geçecek şekilde kırılacaktır ince kenarlı merceklerde. Asal eksene paralel gönderdiğin ışın bak ya da odaktan gönderdiğin ışın asal eksene paralel kırıldı. 2F bunun merkezi olarak da düşünebilirsiniz ama merkez kelimesi aynalarda çok kullanılmıyor. Daha çok 2F'den gönderdiğin ışın ince kenarlı mercekten kırıldıktan sonra 2F'den geçecektir. Optik merkeze gönderdiğin ışın kırılmaya uğramadan yoluna devam edecek. Her türlü yoluna devam ediyor. F, 3F, 1.5F olayı vardı. 1.5F'den gönderdiğin ışık ışını ince kenarlı mercekten geçtikten sonra 3F'den kırılarak yoluna devam eder. 3F'den gönderdiğin ışık ışını ince kenarlı mercekten kırıldıktan sonra 1.5F'den geçecek şekilde yoluna devam eder. O 3F, 1.5F olayı merceklerde de geçerli, aynalarda da geçerli. Lütfen, lütfen dikkat et. Peki ben ince kenarlı mercekte görüntüyü nasıl oluşturuyorum? Bir kere zaten şu ifade benim için nedir? Çoğu şeyi sembolize eder sevgili arkadaşım. Hepsini şurada senin için ne yaptık? Topladık. Şurada renklerine göre sen de ne yapabilirsin? Takip edebilirsin. Bak cismim kırmızı, mavi, yeşil, mor. Hemen burada görürsün ama moru göremezsin. Gel bakalım neden göremezsin. Cisim merceğin 2F noktasındaysa maviye bakıyorum. 2F noktasının dışındaysa pardon kırmızıya bakıyorum. Merceğin diğer tarafında F ile 2F arasında ters gerçek ve cisimden daha küçük olarak ne yapacaktır? Oluşacaktır. İfadelerime lütfen dikkat et. Cisim merceğin 2F noktasındayken görüntü diğer tarafta yine hani merkezdeki cismin görüntüsü merkezdeydi ya. Ay nedir bu? Merceklerde de geçerlidir. Ters gerçek cisimle aynı boyda ne yapacaktır? Oluşacaktır. Cisim F ile 2F noktalar arasındayken görüntü merceğin diğer tarafında 2F dışında ters gerçek ve cismin boyundan büyüktür. Eğer cisim odak noktasındaysa mora dikkat et. Görüntüsü nedir? Sonsuzdadır sevgili arkadaşım. Lütfen sadece şu odak noktasındaki duruma dikkat et. Diğerleri de senin için nedir zaten? Çok önemli kavramlar olarak karşına gelecektir. Zaten şuraya bir özel durumumuz var. Hemen onu belirtelim. Cisim F ile optik merkez arasındayken görüntüsü cismin arkasında. Tek özel durumudur bu. Düz, sanal ve cismin boyundan daha nedir? Büyük olarak oluşacaktır. İnce kenarlı merceklerin bu özelliğinden faydalanarak ne yapılmıştır? Büyüteçler yapılmıştır. İstisnai bir durumdur. Sınavlarda gelme olasılığı yüksek. Derste de hani böyle genel kültür olarak siz de söylersiniz sevgili arkadaşlar. Havanız olur. Kalın kenarlı merceklere bakalım hemen. Kalın kenarlı mercekler de gelen ışığı dağıtan merceklerdir. Hangi noktadan dağıtıyormuş gibi görünür? Odak noktasından dağıtıyormuş gibi görünür. Sevgili arkadaşlarım buna çok dikkat edeceksiniz. Özel ışınlara bakalım hemen. Asal eksene paralel gönderdiğin ışının uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılacaktır. 2F noktasını hedefleyerek gönderdiğin ışın kalın kenarlı merceğe geldikten sonra uzantısı 2F noktasından geçecek şekilde kırılmaya uğrayacaktır. Yine bak burada nedir? F'e 1.5 hani 1'e 1.5 oranı. Yine nedir sevgili arkadaşlar? F'den göndermişsin. Uzantısı nedir sevgili arkadaşım? Bak F bölü 2 ya da şuraya 3F 1.5F olarak da ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. Optik merkeze gönderdiğin ışık kalın kenarlı mercekte de kırılmadan ne yapacak? Yoluna devam edecek. Hemen burada da sizlerle paylaşmak istediğimiz bir dipnotumuz var. Özellikle hani bu mercekler testlerinin birinci, ikinci, üçüncü soruları oluyor ya oralarda karşınıza gelir. Merceklerin gösterim şeklidir. İnce kenarlı mercekleri bu şekilde görebilirsiniz test kitaplarınızda. Kalın kenarlı mercekleri de ne yapabilirsin? Bu şekilde gösterirsin. Hocam en çok hangileri kullanılıyor? İnce kenarlılarda bu ikisi kullanılıyor. Kalın kenarlılarda bu ikisi kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Öyle aklınızda bulunsun. Hani gelirse şekiller üzerinde ince kenarlı mıydı, kalın kenarlı mıydı diye kafanız karışmasın. Kalın kenarda görüntü oluşumuna bakalım. Yine çok basit hani tümsek aynalarda da görüntü oluşumu tek bir kural üstündendi ya. Burada da kalın kenarlı merceklerde de aynı aslında. Kalın kenarlı merceklerde cisim nerede olursa olsun görüntü daima odak ile optik merkez arasında düz, sanal, cisimden nedir? Küçüktür sevgili arkadaşlar. Cisim sonsuzdan merceğe doğru yaklaştıkça görüntü de odak noktasına optik merceğe doğru yaklaşır ve cismin boyu ne yapar? Büyür. Yine renkler
yerden ne yapabilirsin? Takip edebilirsin. Görsellerin gücüne inanıyorum ben arkadaşlar. Yani bu şu görseli aklınızda tuttuğunuz zaman zaten üstteki bilgi kendiliğinden alt sekmede akmaya başlayacaktır. Hemen o zaman ne yapalım? Buyurun buyurun sorularımızla başlayalım sevgili arkadaşlar. Diyor ki, su ortamında bulunan noktasal ışık kaynağından çıkan tek renkli K ışını yüzey normali ile 48 derecelik açı yaparak ayırıcı yüzeye ulaşıyor ve şekildeki gibi kırılıyor. Bak şimdi güzelliğe bak. Buna göre verilen işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa K ışını tam yansıma yapar ifadeleri kullanılmış benim başıma. Geldiğiniz zaman sevgili arkadaşlarım buraya baktığınız zaman diyor ki size hangisini tek başına yaparsan tam yansıma yapacaktır. Bak şimdi öyle bir açıyla göndermişim ki kırılma açım kaç derece olmuş? 90 derece. O zaman benim buradaki sınır açım kaç derecedir sevgili arkadaşım? 48 derecedir. Şimdi camdan havaya sınır açısı 48 derece olduğuna göre ışık ışınları sevgili arkadaşlar baktığın zaman büyük bir açıyla gelirse ne yapar? Tam yansıma yapar. Yani gelme açısını sen büyütürsen ne yapar bu? Tam yansıma yapacaktır. Zaten bana da tam yansıma yapma durumları gösteriliyor. Diyor ki sıvı yüksekliğinin artırılması. Şimdi burada sıvı yüksekliğinin artırılmasının hiçbir önemi yok. Sen istersen 8 metre derinliğinden 48 dereceyle göster. İstersen 80 metre derinliğinden 48 dereceyle gönder. Bu kırılma açısını, tam yansıma yapmasını ya da sınır açısını nedir? Değiştiren bir faktör değildir. Çünkü suyun kırılma indisi derinlikle orantılı bir şey değildir. Öz kütlesi gibi düşünün. Hani kırılma indisini sen derinlikle bağdaştıramazsın. Su yerine kırıcılık indisi daha büyük bir saydam ortam kullanılması sevgili arkadaşlar. Nedir bu? Yine olası bir ifadedir. O zaman sorumun doğru cevabı ne oldu? 1 ve 3 olarak karşımıza gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Yani burada şunun herhangi bir önemi nedir? Yoktur. Hava ile su kullanılan ortamlarda. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında mercek bulunmaz ifadesi kullanılıyor? Merceklerin kullanım alanlarını artık az çok anladık sevgili arkadaşlar. Görüntüyü büyütmek, küçültmek için kullanılan optik aletlerdir. Işığı kırarak yapar bunları. Gözlükte kullanıyorum, mikroskopta kullanıyorum, teleskopta kullanıyorum, fotoğraf makinesinde kullanıyorum. Fotoğraf makinelerinin mercek kısımlarında kullanıyorum. Ancak bilgisayarlarda benim mercekleri kullanacağım bir alan yok sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla orada ışıkla bir işim yok çünkü. Hemen bir diğer sorumuzda ne yapalım? Bakalım bakalım ne soruyor bize sorumuz. Asal eksene paralel gönderilen K ışını ince kenarlı mercekten kırılmaya uğradıktan sonra asal eksenle mercek arasındaki D uzaklığı olacak şekilde ne yapıyor? Kesiyor yani kırılmaya uğruyor. Buna göre D uzaklığı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Şimdi bak burada ince kenarlı mercek kullanmışım. Asal eksene paralel K ışını göndermişim. Nereden? D mesafesinden geçecek şekilde kırılmış. Bir kere şurası artık benim için nedir? Paralel gönderdiğim nereden geçecek şekilde kırılır? Odaktan geçecek şekilde kırılır. Aslında buradaki D mesafesi de benim için nedir? Odak uzaklığıdır. Doğru mu sevgili arkadaşlar? Bir kere K ışığının rengi kesinlikle D mesafesini ne yapar? Değiştirir. Şimdi kırmızı göndereceğim bir de mor göndereceğim. Kırmızı gönderdiğimde daha az kırılmaya uğrayacak. Şuradan geçecek. Mor gönderdiğimde belki buradan geçecek. Değil mi? Kırılması farklı çünkü. Ortamların yoğunluğu kesinlikle etkilidir çünkü odak uzaklığını etkileyen şey neydi? Hem merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisi önemliydi hem de ortam tabii ki etkileyecek. Merceğin kırıcılık indisi az önce açıkladık. Merceğin eğrilik yapı çapı odak uzaklığını kesinlikle etkilerdi. Ancak şuradaki H mesafesinin konuyla hiç alakası yok. İster şuradan gönderirim gene odaktan geçecek şekilde kırılır. İster buradan gönderirim gene odaktan geçecek şekilde kırılır. Burası benim için bir etken değil sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu soru tarzı çok karşınıza çıkabilir. Örnek soru kalıplarından bir tanesidir. Farklı formatlarda karşınıza gelir. Odak uzaklıkları sırasıyla F1, F2, F3 olan KLM mercekleriyle oluşturulmuş sistemde dikkat et ince kenarlı mercek de var, kalın kenarlı mercek de var burada. I ışınının izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre F1, F2 ve F3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi hemen bakalım. K nedir? İnce kenarlı bir mercek, doğru mu? Çünkü ne yapıyorum? Bak göndermişim paralel kırılmış, dağıtmamış yani. Şimdi ben ışık ışınını bir noktadan gönderiyorum. Işık ışını K merceğinden geçtikten sonra asal eksene paralel olarak ilerliyor. Değil mi? O zaman burada aslında K merceğinin odak noktası yani FK burası değil midir? Tabii ki burasıdır. Zaten F1 nedir? FK olarak alırım. O zaman F1 nedir sevgili arkadaşlarım? Bakın bunlar eşit bölmelendirilmiş aralıklardır. 1, 2 birim.
Aynısını şimdi F2 için düşüneceğim. F2 dediğimde zaten FL'nin. Şöyle yapalım. FK, FL, FM, KLM olarak 1, 2, 3 olarak da sıralayabilirsiniz. Şimdi lütfen dikkat et. Bak, asal eksene paralel gelen ışık ışını L merceğinden kırıldıktan sonra sevgili arkadaşlar dağılmış. Kalın kenarlı mercektir. Asal eksene gönderdiğim ışık ışını kalın kenarlı mercekten, bak uzantısı nereden geçecek şekilde kırılırdı? Odak noktasından geçecek şekilde kırılırdı. O zaman L merceğinin odak noktası bir birim olarak geldi mi benim karşıma? Geldi. Hemen üçüncü merceğe bakalım. Şimdi bak yine. M'yi şekil itibariyle görüyorum ki ince kenarlı bir mercek. Zaten ışığı bir noktada toplamaya çalışmış. Dağıtmamış. Buradan baktığımız zaman bak. Bir şekilde gelmiş. Hani buralar neydi? Eşit bölmelendirilmişti değil mi? Şurası da F'ti. O zaman burası hani F'se şuraya 2F diyebilirdim. Tam ikisinin ortasından ikisini bölecek şekilde geçmiş. O zaman şurası 1,5F midir arkadaşlar? Değil mi? 1,5F'tir. E şimdi ince kenarlı mercekte 1,5F'den geçecek şekilde kırılan ışın aslında nereden gelmiştir? 3F'den gelmiştir değil mi? Mercek burada. 1F, 2F, 3F. O zaman M'nin odak uzaklığı yani odak noktası aslında kaç F? 1. Doğru mu? Bu kadar. Şimdi hadi sıralayalım artık. Hani buna K, L, M olarak da diyebilirsin. 1, 2, 3 olarak da diyebilirsin. FK büyüktür. FL eşittir. FM olarak karşıma geldi mi? Geldi. Bu sorularda dikkat etmen gereken tek şey bak. Burada sadece neyi kullandık? Kuralı kullanarak çözdük arkadaşlar. Başka da bir numarası yok. Zaten optik, ben size dersi en başında anlatmaya başladığımda da ne demiştim? Kanun, kural konusudur arkadaşlar. Kuralları bildiğin zaman hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Bu soru da hemen bizim Dinamo Soru Bankamızda sayfa 189'da ikinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Bunu kitabımızdan da çözebilirsiniz. Ben de hemen sizlerle çözümünü paylaşacağım. Kırıcılık indisleri verilen saydam ortamlarda tek renkli ışının izlediği yol verildiğine göre teta kırılma açısı kaç derecedir diyor. Yani bana şuradaki tetayı sormuş. Sinyal yasası öğrenmiştik, hatırlıyor musun dersin başında? Şöyle yapalım. N1 çarpı sinüs alfa eşittir. N2 çarpı sinüs teta diyelim. Burada tetayı kullandığı için. Birinci ortam, ikinci ortam. Hemen sayılarımı yerine yazıyorum bak. N1 nedir? 1 çarpı sin alfa demiş. Burada kaç derece? 60 derece. O zaman sinüs 60 kaç? Buradan hemen hiç uzatmadan yazalım. Kök 3 bölü 2 olarak geldi mi? Eşittir dedik. Yani şurası aslında nedir? 60 olarak yazayım. Hiç sizi de uğraştırmayalım. N2 diyor. İkinci ortamımın kırıcılık indisi kaç? Kök 3 çarpı. Bana zaten neyi sormuş burada? Sinüs teta'yı sormuş. E sevgili arkadaşlar, şu işlemi düzenlediğiniz zaman sinüs teta aslında sadece 1 bölü 2 olarak gelmez mi? Yani şurada benim sinüs tetamda 1 bölü 2 değerini veren bana hangisi? 30. O zaman teta buradan kaç derece geldi karşıma? 30 derece olarak gelmiş oldu. Sorumun doğru cevabı A seçeneği olarak çıkmış oldu. Ve ışığın kırılması ve mercekler konusunda burada noktalamış olduk. Umarım faydalı bilgiler paylaşmış olduk sizlerle arkadaşlar. Konu biterken nelerden bahsettik? Işığın kırılmasını anlattık. Temel kavramlarını, kırılma kanunlarını anlattık. Sınır açısı ve tam yansımadan bahsettik. Hemen buradayken size bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle tam yansıma günlük hayatta nerelerde kullanılıyor derseniz, işte bu fiber optik kablolar, fiber optik sistemler artık tam yansımayla kullanılıyor arkadaşlar. Ya da bu hani park bahçelerdeki havuzların aydınlatmaları tam yansıma olarak geliyor benim karşıma. Bu da konu biterken sizlere verdiğimiz son dipnot olmuş olsun. En son ince ve kalın kenarlı merceklerde hem özel ışınları öğrendik hem de görüntü oluşumunu ne yaptık? Sizlerle paylaşmış olduk. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. O yüzden yorumlarınız da bizim için çok değerli. Videomuz sizler için yararlı oldu mu? Bize önerileriniz, tavsiyeleriniz neler? Bunları paylaşın lütfen bizlerle. Ödüllü soru ki birazdan paylaşacağım sizlerle. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Son olarak da bizleri beğenmeyi, videomuza bir like atmayı lütfen unutmayın. İhmal etmeyin. Ödüllü sorumuz da sizlerle sevgili arkadaşlar. Yoğunluk arasındaki sıralamayı istediğimiz bir soru. Cevaplarınızı yorumlarımıza bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.